Şişli ilçesine özel düzenlediği 6736 sayılı alacakların yeniden yapılandırmasına ilişkin kanunun uygulanması seminerine hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere ilçe temsilcimiz Yalçın Su Temiz'i kürsümüze davet ederim. Sayın Oda Başkan Yardımcım, Sayın Yönetim Kurulu Üyem, Sayın Kurulu Üyesi arkadaşlarım, Temsilci Yardımcısı arkadaşlarım, TESMER Başkanım, sevgili meslektaşlarım ve stajyerler, seminerimize hoş geldiniz. Öncelikle şahsım ve yardımcılarım adına bu tatil gününde ailenizden ve kendi dinlenme zamanınızdan feragat ederek buraya katılım gösterdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok vaktinizi almadan bir iki konu hakkında, daha doğrusu bu alt yasalarıyla ilgili bir iki küçük eleştiri de bulunmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi çok duymuşsunuzdur bu 6736 sayılı yasayla ilgili. İşte Cumhuriyet tarihinin 33. yasası, işte 2,5 yılda bir, 3 yılda bir bu tarz düzenlemeler oluyor diye. Bundan maalesef hep böyle bizim gibi gelişmesini tamamlayamamış veyahut da sistemini oturtamamış ülkelere mahsus düzenlemeler. Çok yıpranıyoruz tabii meslektaşları olarak biz bu tarz yasalar karşısında. Yani yeniden yapılandırmayı hani anlayabiliyoruz, ona hak verebiliyoruz. Müşteri zor durumda kalabiliyor verdiği mükellefi. Borcunu ödeyemeyebiliyor. İşte ödeyemediği borcundan dolayı gecikme zammı üzerine bir yük oluşturabiliyor. Ya bu yapılandırılabilir. Bununla ilgili bir problem yok. Yani alacaklarına bir hüküm koyun. Bu daha da işler hale getirilebilir bu zor durumla ilgili hüküm haricinde bu daha da kolaylaştırılabilir. Ancak kasa affı, ortaklar cari hesabı düzeltmesi, stok affı gibi kavramlar, hele hele bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması gibi kavramlar. Gerçekten bu kavramlar karşısında ben çok şaşırıyorum. İnanıyorum sizler de şaşırıyorsunuzdur. Yani birçok arkadaşımız yabancı dil biliyordur burada, yurt dışında bu mesleği yapan bir meslektaşa kasa affı diye bir şey sorsa, ya sanırım herhalde oradaki meslektaş şunu düşünecek, kasa bir suç işledi bunu affediyorlar falan gibi. Ki yani böyle garip kavramlarla uğraşıyoruz. Esas bizi zor durumda bırakan da bunlar. Gerekçesi de şu, yani dünyada hiçbir meslek örgütü, meslek yoktur ki iyi yapıldığında cezalandırılsın ki bizim mesleğimiz hariç. Yani iyi bir doktor olursunuz. Yani sizden randevu almak için çok ciddi talepler olur, kuyruk olur, ciddi paralar kazanırsınız, iyi bir avukat olursunuz. Size vekalet verebilmek için çok önemli kişileri araya koyarlar, ciddi kazanımlarda bulunursunuz. Çok iyi bir mühendis olduğunuz zaman iyi imkanlar sunularak çok daha iyi şartlar altında, çok güzel çalışma şartlarınız olur ama iyi bir mali müşavir olduğunuz zaman inanın hele bu tarz yasalarla müşterilerinizi kaybetmekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani buna çok basit bir örnek. Kasasında ciddi bir tutar olan bir müşterimizi kar dağıtımı yapmaya ikna ettiğinizde bu müşteriye %32-32,5 gibi vergi yükü biniyor. Bundan kasayı makul hale getiriyorsunuz. Aradan 6 ay geçtikten sonra bir kanun çıkıyor, torba yasa. Diyorlar ki saat %3'den kasayı sıfırlayın. Ondan sonra müşteriyle biz ayıkla pirincin taşını karşı karşıya kalıyoruz. Yani dolayısıyla bu tarz düzenlemelerde inşallah bu son olur. Bundan sonra bunlarla karşılaşmayız diyeceğim ama alıştık artık. Alışkanlık haline geldi. 200 senede bir oluyor. Esas eleştiri yapacağım konu şu. Bu yasanın içerisinde öyle şeyler var ki, örnekler verilmiş ki. Örneğin yatırım indirimi istisnasıyla bildiği bir örnek var. 800 bin TL matrah beyan eden bir mükellef, 400 bin TL yatırım indirimi istisnası dolayısıyla matrahını 400 bin lira kurumlar vergisi olarak beyan ediyor, düştükten sonra bu istisna kazancını ve bunun üzerinden kurumlar vergisi ödüyor. Kurumlar vergisi ödediği bu tutar üzerinden de gelir vergisi kanunun geçici 61. maddesine göre stopaj yapıyor. 79.200 lira örnekteki rakamları vererek diyorum ki çok belirgin olsun diye. Bu mükellef zamanında yaptığı bu işlemi tutup bir de bu yasadan faydalanarak da tekrar yani başına bir iş gelmesin diye düzeltme yapmaya kalktığında bu mükellefin cebinden ilk ödediği ve bu yasadan faydalanarak ödediğimiz toplam 279 bin lira çıkıyor. Aynı şartlara sahip bir başka mükellef
yine kurumlar vergisinde istisna kazancını düşüyor. Fakat muhtasar beyannamede istisna kazancına istinaden gelir vergisinin geçici 61. maddesine göre tevkifatı beyan etmiyor. Bu mükellef de bu yasadan faydalanıyor. Fakat bu mükellef bu yasadan faydalandığında ilk her şeyini beyan eden mükellefe nazaran 96.675 lira, bu tebliğdeki örneği özellikle veriyorum, rakamlar daha belirgin olsun diye 96.675 lira daha az bir ödeme yapıyor. Ya bunun gerekçesi de şu, hiç beyan etmediği için 2013 yılıydı sanırım tebliğde, yanlış hatırlamıyorsam. 2013 yılında hiç beyan etmediği için diyor ki yasa, sen 15.475 lira matarı %15'ten çarparak yatırım indirimi stopajında beyan etmediğin tutarı beyan edeceksin diyor. Şimdi bir bu var. Bir ikincisi de bir başka hüküm. Kasa ve ortaklar cari hesabını düzeltiyoruz. Gerçi bunların hepsini detaylı Gülbin Hanım anlatacak ama yani eleştiri olsun diye söylüyorum. Gülbin Hanım tabii daha şey olarak anlatacak burada, uygulama olarak anlatacak. Ben eleştiri olarak söylüyorum. Kasa ve ortaklar cari hesabında yaptığımız düzeltmelerde 689 hesaba kaydettiğimiz tutarları tepkiyle öyle bir hüküm getirmişler ki kar dağıtımı yapacağınız zaman diyor, bu kanunla kabul edilmeyen gider olarak bunu dikkate almayacaksınız diyor. Halbuki biz karlarımızı Türk Ticaret Kanunu'na göre dağıtıyoruz. Yani 6102 sayılı TTK'ya göre dağıtıyoruz ve net kardan, bilen çöp dağıtılabilir net karından dağıtıyoruz. Yani tebliğle burada hem yasanın üstüne kanun koyucu yerine gelmiş burada Maliye Bakanlığı. Yani bir torba yasa, hakikaten torba, çorba hepsi birbirine girmiş bir şekilde bir yasa olmuş. Yani inşallah bir daha bunlarla karşılaşmayız. Karşılaşmamayı da diliyorum. Yani güncel hayatımızda aslında eşitlik ile adaleti günlük dilde aynı anda kullanabiliyoruz. Fakat farklı alanlarda eşit davranırsak, yani farklı olanlarda eşit davranırsak adaleti sağlayamayız. Biz burada yani bu yasanın metninden de baktığımız zaman farklı olanlara eşit davranarak vergideki adaleti de zedelemiş oluyoruz. Yani inşallah bundan sonra tekrar temenni ediyorum. Böyle bu yasalarla ilgili falan değil de esas mesleğimizin konu denetim olsun, vergi hukuku olsun, daha böyle nitelikli konularda seminerler düzenleriz. Orada hep beraber oluruz diliyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diliyorum. İyi seminerler. Konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcımız Erol Demireli kürsüye davet etmek istiyorum. Evet. Çok değerli yönetim kurulumuz, aynı zamanda eğitmen arkadaşım, Tesmer Başkan Yardımcımız burada. Şişli Vekalethaneci temsilcilerimiz ve yardımcıları burada. Ve siz değerli meslektaşlarım, hoş geldiniz. Ben sizleri İstanbul Mali Müşavirler Odası adına ve şahsım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii biraz önce kalabalık, böyle bakıyoruz bütün eğitmenler, ben de bir aynı zamanda eğitmen olarak iki şey ilgilendiriyor. Bir, kalabalık olsun, daha çok konular tartışılsın. Bir taraftan da ne kadar çok kalabalık olursa o aynı zamanda bu konuya gösteren şu an bilim veya bizim yapmış olduğumuz eğitim planlamasının da önemli bir taraftan gösteriyor. O anlamda önemli. Tabii bugün bildiğim kadarıyla 10. noktada bu konudaki eğitimimiz var. Aynı anda Kadıköy'de de var bugün. Ve 16 noktada da daha bu eğitimler devam edecek. Konu kuşkusuz son derece önemli. Bir planlama yapmak zorundayız. Vergi hakkı diyelim veya sosyal güvenlik hakkı diyelim, ne şekilde nitelendirirsek nitelendirelim. Önemli olan burada tartışacağımız konuların, burada alacağımız bilgilerin işletmelerimiz özelinde değerlendirilmesi. Gerçekten hangi konularda fayda sağlıyor? Bir takım kazanımlar elde ederken acaba bazı şeyleri de kaybediyor olabilir miyiz? Değerlendirmesini yapıp kafamızdaki soruları burada tartışıp sonuç oluşturmak bütün amacımız bu. Doğru olan da bu. Doğrudur. Vergi afları veya aflar hakikaten bizim ülkemizde son yıllarda çok fazla
yapılır oldu. Hatta dünyanın her yerinde olur. Sosyoekonomik yaşamın bazen kaçınılmaz sonuçları olarak ortaya çıkar. Yasalar değişir. Bir gün suç olan şey bir süre sonra suç olmaktan çıkar. Dolayısıyla bu tip olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Tabii kayıt dışı ekonomiyle biraz ilintili, ülkemizdeki sosyoekonomik yapıyla ilintili. Keşke her şey çok daha iyi gidiyor olsa, bu haflara da ihtiyaç hiçbir şekilde olmasa. Çünkü biz şunu biliyoruz, gerçekten mesleğimizin önemi, mesleğimizin kalitesi, bu hafların en az olduğu ortamlarda kendisini gösterecektir. Çünkü yapmış olduğumuz bütün işler bir anlamda çöpe atılıyor gibi oluyor. Planlama yapıyorsunuz, bir vergi yönetimi gerçekleştiriyorsunuz işletmede, insan kaynakları yönetimi gerçekleştiriyorsunuz. Ve buna ilişkin müşterilerinizi, bilgilendiriyorsunuz, yönetiyorsunuz ama bir süre sonra bu haftalarda yapılmış olan bu çalışmalar çöpe atılır gibi de oluyor. Umarız bundan sonra daha gerekli olduğu koşullarda veya bu koşullar hiç ortaya çıkmaz. Tabii bunların eleştirisi bir tarafa, biz ne olursa olsun bugün mevcut olan bir düzenleme var. O düzenleme konusunda eğitimler yapmak zorundayız. Bu düzenlemeyi en iyi şekilde kavrayıp ve uygulamasını gerçekleştirmek zorundayız. Onun dışında tabii birkaç konuda da bilgi vererek sürenizi fazla da almamaya çalışacağım. Bazen böyle küçük toplulukların büyük topluluklardan avantajı da vardır. Daha çok konular tartışılabilir. Daha çok soru cevaba zaman kalır. Ve küçük ortamlarda daha böyle nasıl söyleyeyim bir çalıştay gibi, küçük bir çalıştay gibi bu eğitim gerçekleştirilir. Bu anlamda faydası da var. Tabii İstanbul Mali Müşavirler Odası olarak her dönem olduğu gibi yeni bir dönemin başındayız. Ve yeni 3 yıllık çalışma planımızı, stratejik planımızı hayata geçirme durumundayız. Bunların her zaman olduğu gibi en başında eğitimlerin planlanması geliyor. TESMER ve İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu olarak bu konuda gerçekten meslek mensubunun kalitesini artıracak, pazar payını genişletecek eğitim planlaması yapmaya çalışıyoruz. Yaptık da bu planı. Şu anda zaman zaman işte bu tip meseleler güncel olarak öne alınıyor ama uzun vadede, çünkü biz biliyoruz ki mesleğimizin en önemli sorunu pazar sorunu, pazarın kalitesi sorunu ve maalesef Türkiye ekonomisi de büyüklüğü de ortada. Bu pazarı sorununu aşmanın dünyanın her yerinde olduğu gibi birinci adımı pazarı çeşitlendirmek. Alanımız muhasebe ve denetim, aslında çok geniş bir alanda faaliyette bulunuyoruz. Bu alanlarda müşterilerimize farklı farklı alanlarda nasıl hizmetler sunabiliriz? Bunları belirlemek, bu hizmet çeşitliliğini artırarak aynı zamanda da kaliteyi, pazarın kalitesini artırarak işte yaşamımızı daha kolaylaştırmak, bu meslekten gerçekten onurlu biçimde varlığımızı sürdürmek. Bunun için belirli uzmanlık alanlarında her zaman olduğu gibi özellikle bazı uzmanlık alanları belirleyerek bu dönemde hem farkındalık eğitimleri, bir taraftan da uzmanlık, daha uzun soluklu eğitimler gerçekleştireceğiz. Sizler de gerçekten bu pazarda en iyi şekilde yer almak, varlığımızı sürdürmek istiyorsak hakikaten bu hizmet çeşitliliğine önem vermek zorundayız. Yani muhasebeye sadece genel muhasebe mantığıyla bakarsak bu iş olmayacak. Muhasebenin içinde farklı alanlarda uzmanlaşmak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını bu alanlarda değerlendirmek ve onlara o alanlarda hizmet vermek. Her şeyi yapamayız, her şeyi hepimiz bilemeyiz. Yani aynı zamanda vergi uzmanı, aynı zamanda muhasebe uzmanı, aynı zamanda bağımsız denetim uzmanı sertifikanız olabilir ama bunu yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu anlamda da bir işbirliklerine gitmek zorundayız. Bu illa ortaklıklar şeklinde olması da gerekmiyor. Ortaklıklar en ideali ama bunun dışında birçok işbirliği kanalları var. Biz biliyorsunuz İstanbul Odası'nda kurumsallaşma hizmet birimi oluşturduk.
bu hizmet biriminin yapmış olduğu bir takım çalışmalar var, çıkarmış olduğu kaynaklar var. Bu kaynakları değerlendirdiğinizde önümüzdeki süreçte bunlarla ilgili de eğitim çalışmalarına başlayacağız. Göreceksiniz ki orada ortaklık illa yapmadan da pek çok işbirliği gerçekleştirilebilir ve farklı alanlardaki uzman arkadaşlarımızla bir araya gelebilir ve dolayısıyla daha geniş bir müşteri kitlesine daha kaliteli hizmet verebiliriz. Bunlara yönelmek lazım. Yani oturup genel muhasebe diyoruz. Hayır ya, muhasebe standartları diyoruz. Onun içerisinde işte bir maden işletmeleri var diyelim ki, bir tarım işletmeleri var diyelim ki, bir tekstil inşaat işletmeleri var diyelim ki. Bunlara önem vererek, bu alanlardaki standartları, bu alanlarda uzmanlaşarak ancak biz çünkü bugün biliyoruz ki o büyük büyük şirketler aslında bunları yapıp bizim o genel olarak fiyat verdiğimiz şeyleri onlar özel olarak bunları fiyatlandırarak pazarda daha geniş yer alıyorlar. Ben çok sözlerimi uzatmak istemiyorum ama şunu ifade ettim. Bugün bu dönemde işte hem komitelerinizin yapacağı çalışmalarda hem eğitim alanında gerçekleştireceğimiz çalışmalarda ve özellikle biliyorsunuz hizmet kalitesi meslek kararımızı yayınlamıştık. Bu dönem çıkarılacak yeni sirkülerle eğitim planlamasıyla muhasebe bürolarımızı nasıl yönetmeniz lazım, muhasebe şirketlerinizi nasıl yönetmeniz lazım, işte bu anlamda hangi yazılımları kullanırsak daha iyi olacak, hatta standart bazı yazılımlar geliştirerek bunları meslek mensuplarının kullanımını ücretsiz olarak da sunmaya çalışarak bir taraftan demin söylediğim gibi uzmanlaşma yolunda, diğer taraftan da hizmet kalitesinin artırılması yolunda çalışmalarımız devam edecek. Ben emek veren bütün arkadaşlarımı çok güzel de hazırlanmışlar. Her ilçede gerçekleşiyor. Emek veren bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. TESMER de emek veren, çünkü biz Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz ve Türkiye'de örnek oldu eğitmenlerle eğitim. Yani zaman zaman işte büyük Cevahir Otel gibi yerlerde sizleri düzenleyici kurumlarla baş başa getiriyoruz, karşı karşıya getiriyoruz. Onların ağzından meseleye nasıl bakıyorlar onları anlatıyoruz ama böyle bölgelere dağıtmış olduğumuz eğitimlerde de doğrudan buraya meslek mensubunun diliyle konuşuyoruz. Burada meslek mensupları arkadaşlarımız sizlere eğitimleri veriyorlar. Dolayısıyla onların her biri aynı zamanda bu mesleği yapan arkadaşlarımız, aynı dili konuştuğumuz arkadaşlarımız. Dolayısıyla çok daha sıcak bir ortamda, çok daha rahat bir şekilde sorularını sorarak kendi bir anlamda özel dilinizi yaratarak, yani uygulamada birliği yaratarak ne kadar ortak dili konuşursak uygulamada da bize aynı zamanda o güvenlik sağlayacak. Yani biz bütün konularda, belirgin olmayan konularda, bu yapmış olduğumuz İstanbul'a yaygın eğitimlerde ne kadar ortak dil oluşturursak ortak uygulamayı gerçekleştirdiğimizde yarın daha az da eleştiriyle karşı karşıya kalacağız. Geçmiş dönemde biliyorsunuz büyük bir usul ilk denetimleri gerçekleştirildi Türkiye çapında. Bu usul denetimlerinde pek çok da yani inceleme elemanları bu konuda hoyratça davranarak pek çok işte tahriyat yaptılar, cezalar kestiler. Bu bir anlamda biraz fırsatı da oldu bu işin. Bunu bu anlamda da iyi değerlendirmek lazım. Ama şunu biliyoruz ki artık incelemeler merkezi bir sistemle risk odaklı biçimde yapılıyor. Yani eğer işletmeler için bu af dediğimiz uygulamadan yararlandıracaksak mutlaka doğru bir başlangıç oluşturalım. Bilanço bir anlamda düzeltimi de gündeme geldi bu uygulamayla. Buna çok dikkatli bakalım. Ve en azından bundan sonraki süreçte onlar risk odaklı denetim yapacaksa biz de risk odaklı yönetim yapacağız diyerek muhasebe burada direnimizi oluşturuyor. Yani bunu bir başlangıç olarak görüp çünkü artık daha bu denetimler hızlı, daha seri gerçekleşecek bunu biliyoruz. Bu anlamda bu eğitimler son derece önemli. Ben katkı sıran bütün arkadaşlarım, özellikle de bugün eğitimi gerçekleştirecek yönetim kurulu üyesi arkadaşıma aynı zamanda yıllardır eğitmen olarak da sizlere katkı sunuyor Gülsüm Hanım'a. Gülsüm Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Burada başka eğitmen arkadaşlarım da var. Onlara da katkıları için çok teşekkür ediyorum. Umarım yararlı bir seminer olacaktır. Biz her zaman yanımızda olmaya devam edeceğiz. Başarılar diliyorum. Bu sefer bir farklılık yapalım dedik ve konuşmaları bittikten sonra çiçeklerini ermek istedik. Sunumun bitimini beklemeden. Bugün ölümsüzleştirmek adına katılımları için
minik bir teraryum armağan etmek istiyoruz. Armağan etmek üzere Yalçın Bey temsilcimizi buraya davet ediyorum. Üstelik de çok fazla katkıda bulunmadan böyle ödüllendirilmeyi. Ama bunu ben tabii sizler adına, sizin bu katılımınız adına sizler için alıyoruz. Kokuyor mu bunlar? Yok. Biz o zaman her gün bunu kokulandırarak ölümsüzleştireceğiz sizin adına. Teşekkür ediyorum. Senin seminerlerini sunmak üzere yönetim kurulu üyemiz ve eğitmenimiz Gülgün Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Ve yine eğitimlerine başlamadan önce katılımın sonunda vereceğimiz çiçeğimizi Yalçın Beyler takdim edecekler. Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Değerli Başkan Yardımcı Erol Demirel şu an aramızdan ayrıldı. Erol'a teşekkür etmek istiyorum öncelikle çünkü ben bu kürsüye ilk onunla çıktım. Yaklaşık 10 küsur yıl önce. Hem dedi ya az önce emek vermeden bunu aldım ama emeğin en büyüğü onlardı. Yani proje başladığı anda itibaren rahmetli İlhan Güven belki aranızda bilenler vardır. İşte Erol Demirel. Yani gerçekten eğitmenlik konusunda çok ciddi emek vermiş insanlar. Sizin adına ben bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Diğer tüm öğretmen arkadaşlarıma da. Bu bir gönül işi. Sevda işi öyle diyeyim. Yani evimizden, işte işimizden zaman ayırıp yapmaya çalışıyoruz. Sonuçta biz bir akademisyen değiliz. Ama şöyle bir güzelliği var. Sizlerle aynı dili konuşuyoruz. Verdiğimiz eğitimlerde, ben de işte okusun. Yıldır gittiğim Anadolu olsun İstanbul'da. İnanın çok güzel dostluklar edindik. Yani bu sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda dertlerimizin paylaşımı oldu zaman zaman. Bu anlamda inanılmaz bir keyif alıyoruz. Yani bu ne maddiyat ölçülebilecek bir şey. Yani bunun karşılığı yok. Bu anlamda size de çok teşekkür ediyorum. Böyle kaydet öncesi geldiniz. Nevzat Hocam yok herhalde. Ben ona da teşekkür etmek isterdim ama o da şu an yani dışarıda. Ve eğitmen arkadaşlar bugün beni yalnız bırakmadılar, geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Evet, karşımızda yine bir yasa var. Şimdi Yalçın Bey ilk böyle konuya başladı ve eleştiriyle başladı. Açıkçası kaçak bildiri yaptı bence, öyle değil mi arkadaşlar? Fikir miyiz? Bana biraz bahsedeceğim demişti ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Şimdi Yalova'da bir eğitime katıldım bu konuyla ilgili. Tesadüf şeyler vardı o gün orada. Tesadüf değil, ayrıca planlanmış. Vergi dersi başkanı, SGK başkanı falan vardı. Ve çok ciddi bir şekilde savunuyorlar yasayı. Ve ciddi bir talimat da almışlar, onu da görüyorsunuz. Hep şunu söylüyorlar, işte mali müşavirler, burada bir köprü ve yani meslek şeylere, daha doğrusu işveren ulaşamadıkları için burada topu bize atıyorlar. Yani sizler bilgileneceksiniz ve bu konuda biraz da baskı yapacaksınız. Özellikle matra artırımı ve diğer işte varlıkların ekonomiye kazandırılması anlamında. Şimdi tabii düzen bozuk bir düzen. Bunu hepimiz biliyoruz yani tartışmasız. Ben çok umutlu değilim. Hani dileklerde bulundu arkadaşımız ama Yalçın Bey. Fakat daha biz göreceğiz en azından. Yani ben ömrüm sonuna kadar muhtemel bu iş böyle gidecek. Gelecek nesiller ne olduğunu bilemiyoruz ama
bir şeyler düzelmedikçe, temelde bir şeyler düzelmedikçe bu tarz şeyler de maalesef olacak. Çünkü neden olacak? İşte işveren talep ediyor, meslek odaları talep ediyor. Bir yerde tabii OHAL gibi çok özel bir durumdan geçtik. Yani konuşuluyordu ama OHAL ile birlikte biraz aceleye de geldi. Acele demeyeyim de daha öne çekildi. Ama pek çok işveren için de bence iyi de oldu değil mi arkadaşlar? Vardır herhalde çevrenizde. Şu an faydalandığınız mutlaka müşterileriniz de vardır. Yaptık yani yapmaya başladık hemen. Çünkü bir şeydi, ihtiyaçtı bu. Şimdi öyle baktığınız zaman onların gözüyle olumlu ama kendi açınızdan, mesleki anlamda baktığınız zaman ben de haksızlık olarak görüyorum. Çünkü işini iyi yapanla yapmayan arasında bir uçurum oluyor. Neden? Bundan sonra siz gidip de işverene işte vergini zamanında öde. Hadi gelin şunu da yapalım kayıtlarımızda, bunu da yapalım. İşte ortaklar cari adatlandıralım falan dediğiniz anda ne kadar öneminiz kalacak? Tamam seni dinliyoruz ama bak böyle bir şey çıkıyor. Neredeyse beyanname vermeyenin, eksik beyan edeni mükafatlandırıyorlar değil mi arkadaşlar? Yani aslında belki bu bir denge. Şey yapmış olsalar, erken ödeyeni ya da zamanında ödeyeni bir şekilde, SGK'da bir %5'lik prim var biliyorsunuz. Onun gibi belki bir avantaj getirseler bu kadar canımız acımayacak ama maalesef gelinen noktada bir mükafatlandırma var gibi görünüyor. Evet, yavaş yavaş başlayalım değil mi? Süremiz kısıtlı. Mümkün olduğunca ben size nasıl püf noktalarıyla mı diyeyim? Yani basit anlatmaya çalışacağım, anlaşılır olsun isteyeceğim ama zaten sistemler, altyapı hazırlanıyor. Yani siz bir beyannameye girdiğiniz zaman uyarıları alıyorsunuz. Yani bir rakamı yanlış girdiğinizde muhtemel matrahta diyelim bir yanlışlık oldu. Onunla ilgili hemen sistem uyarı verecek. Yani bazı şeyler bizi zaten yanlış yapmaktan da koruyor. Dolayısıyla eskisi gibi hani elde beyan döneminden çok daha farklı elektronik ortamda verdiğimiz beyanlar. Dolayısıyla biraz daha rahatız o anlamda. Evet, başlayalım mı? Sınıfta tamamlandı. Evet, iki tane tarih var arkadaşlar. Bir tanesi yasanın yürürlüğe girdiği tarih 19 Ağustos 2016. Diğeri de 30 Haziran tarihi çokça önümüze gelecek. Bu iki tarihi bileceğiz zaten. Siz de buraya muhtemel başka eğitime de katılmış olabilirsiniz, de okumuş olabilirsiniz. Belki içinde uygulayan da vardır. Var mı aramızda uygulayan? Şu ana kadar matrı arttırmanın bir arkadaşımız var, iki arkadaşımız var. Ben bir şey daha ufak bir soru sormak istiyorum size. Buraya gelen katılan arkadaşlarımızdan ne kadar bağımlı? Parmak kaldırabilir misiniz? Yani bir şirkette ya da bir şeyde çalışan 2, 4, 6, 8... 25. Evet, çok da küçümseyecek gibi değil. Yani şunu görmek istedim aslında. Şimdi biz hep bürolara hedef alıyoruz ama buraya bağımlı çalışan arkadaşların katılımı bizim için çok önemli. Ve hedefimiz de biraz da bu yönde. Yani bürocu arkadaşlarım zaten odayı çok yakın tanıyorlar, gidiyorlar, geliyorlar ama şirkette çalışıp da ya da işte işlerini böyle kendi ortamlarında, küçük ortamlarda çok yoğun bir şekilde çalışan arkadaşlar maalesef buralara gelemiyorlar. Ama cumartesi bu anlamda bir avantaj. Onun için sordum. Efendim? Trafik kapalı olduğu için ben bir saat bilirim. Öyle mi? Niye şey mi? Kaza falan mı? Ha, metro. Tabii katılım burada 130 küsürde ama şu an 100 kişiyi geçtik herhalde. Güzel bir katılımımız var. Umarım sonuna kadar kalırsınız. Çünkü öbür türlü insan üzülüyor. Beğenilmediklerine katılıyoruz ama tabii şunu da baştan söylemek istiyorum. Hepiniz ofislerinizi bırakıp gidiyor. Efendim? Tabii buyurun. Süre dilimini biraz tutarsanız daha sağlıklı olur. Öyle mi? O zaman ben şöyle düşünün. Sona bıraksak anlatalım. SGK'ya girmeyeceğim arkadaşlar. Baştan söylüyorum. Yani çok talepte görmediğini biliyorum. Vergi kısmını şey yapıp ondan sonra kalan kısımdan bir ara veririz. Aradan sonra ikinci bölüm, ondan sonra da soru cevap yaparız. Olur mu? Evet, 3.8'de kabul gördü. 19.8'de yasa yürürlüğe girdi. Resmi gazetede. Dediğim gibi beklenen bir şeydi. Bir anlamda işverenleri rahatlattı. Bizleri de işe boğdu. Şimdi bu kanunda amaç kısmına baktığımız zaman biraz işte gerekçesiyle birlikte tehlikelere de baktığımızda amaçlanan şuydu. Kamuya olan borçların azaltılması. İşte azaltılması da nasıl olacak? Yeniden yapılandırmayla ya da işte bir takım muhasebe kayıtlarının düzeltmesi şeklinde.
Bu tüm kesinleşen tüm kamu alacakları yeniden yapılandıracak. Çok ciddi avantajlar var. 1/3'e yakın hesapladığınız zaman görüyorsunuz. Aslında kaçırılmayacak bir fırsat. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. İtilaflı olan, yani henüz işte dava aşamasında olan işlemlerin de sulh yolunda çözümüne gidilebilecek ve inceleme tarih aşamasındaki işlemler için de yeniden yapılandırma imkanı getirilecek. Pişmanlık hükümleriyle unutulan ya da eksik beyan edilen beyannamelerle ilgili de vergi denginde beyan yapılabilecek. Matrah artırımı yoluyla matrah artırımı yapılan yıllara yönelik olarak tarihat yapılmasının önü kesilecek. Yani diyor ki matrah artırımı yapın, o yılların inceleme şeyinden, derdinden kurtulun diyor. Kayıt düzeltmeleri dedik. Bunun içinde ne var arkadaşlar? İşte kasa var, ortak cari var, stok var. Bunlarla ilgili bir takım düzenlemelerle bir takım imkanlar gelecek. Buyurun. Duyamıyorsunuz. Yok, matrah artırımını yaptırıyor bizler de. O dönemlerden dolayı karşı inceleme eski bir dediğimiz kod dediğimiz sisteme inceleme görürse senin kodlarını yine çıkarmış. Ama sadece senin incelemeyi almıyor. İşte iade ve devreden KDV olsun, ihracatla ilgili bir takım iadeler söz konusu oluyor ya da bu tarz olaylarda maalesef o yol açık, her zaman açık. Ama senin bizim yani 2011-2012 İsterseniz şöyle yapalım. Karşılıklı şeye dönmesin. Dediğimiz gibi süre kısıtı var. Ya tabii yazılı alalım mı arkadaşlar? Kağıtlar vardır herhalde. Onları arada notlarınızı alırsanız biz toplayalım. Olur mu? Öyle daha verimli olacak. Varlık barışı ile ilgili olarak buyurun. Yani yazılı olarak daha güzel oluyor ama siz bilirsiniz. Yani daha düzenli oluyor. Tamam, siz sorun, sözlü sorun peki. Varlık barışı ile ilgili olarak da yurt içi ve yurt dışı bir takım varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlandı. Bence yazıdaki en önemli şey, yani maliye için bu. Çünkü vergi cenneti dediğimiz bir takım oluşumlar biliyorsunuz var arkadaşlar. Bununla ilgili bugün Cevahir'e mutlaka gelenleriniz olmuştur. Şöyle bir sinyal verdi. 2017'den sonra bu vergi cennetleriyle ilgili artık ilişkilerinize dikkat edin. Bilgilendirme yapılacak. Yani bu aslında bir ön şey. Yani bunu şimdi faydalanın. Yarın öbür gün başınıza bu tarz şeyler geldiğinde en azından sıkıntı yaşamayın şeklinde. Odalar bu sonradan eklendi, odaların baskısıyla. Bir takım işte TÜRMOB gibi, bize çok ilgilendiren o, işte esnaf ataları gibi, baro gibi bu tarz borçların da yapılandırılmasına gidecek. Şimdi neler var baktığımızda, vergi türü açısından baktığımızda, işte vergilerin vergi asıl olan matrahlar ve bunlarla ilgili cezalar, gecikme faiz zamları, bazı kanunlar hakkında verilen idari para cezaları, bunun içinde pek çok şey giriyor. Gümrük vergileri ayrı bir başlık, idari vergi para cezaları yine bununla ilgili olarak, faizler, gecikme faizler, yani teri alacaklar diyelim kısaca. Sosyal güvenlik kurumları ile ilgili olan, yapılan bazı gecikme cezaları, faizler. İl özel idarelere yine 683'e göre kanun kapsamında yapılan bazı alacaklar. Belediyelerle ilgili, Büyükşehir Belediyesi'nin ayrı başlık altında, işte askerlik, karayolları, anayasa değişikliğinin halkına sunulması hakkındaki kanun, pek çok kanun, farklı kanunlarla ilgili ne yapıyor? Yasa bizi bağlıyor. Yani aslında bu kanun, biz tabii daha çok şirketler ya da işletmeler açısından bakıyoruz olaya ama sokaktaki insanı da ilgilendiriyor, hepimizi ilgilendiriyor. Bir aracımızda bir trafik cezası var, değil mi? Mutlaka o şeyleri alalım, postaneden gidip EDV şifrelerini. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Yani eğer yüksek bir rakam varsa, yüksek bile olmasa. Çünkü ciddi anlamda cezalar, gecikmeler şey yapıyor, indirme oluyor. Onları mutlaka takip edin. Emlak vergileriniz olabilir. Yasaya baktığımız zaman kapsam olarak yine İşte ilk madde 1'de kapsam tanım, ardından kesinleşmiş alacaklar geliyor ikinci maddede. Üçüncü maddede kesinleşmemiş ve dava safhasında olanlar. Dördüncü maddeye baktığımızda inceleme tarihat aşamasında. Bu maddeyi biraz önemseyin arkadaşlar. Dördüncü maddeyi biraz çalışın. Bu yaşayan bir madde. Sonrasında önünüze gelecek. Yani süreler bittikten sonra da geri dönük olarak bu maddeyi kullanıp şey yapabileceğiz bir takım. İndirimlerden faydalanabileceğiz.
Matrah ve vergi artırımı maddede işte geçiyor. Yine işletme kayıtlarındaki düzeltmeler kanunun 6. maddesinde. İşte varlık barışı diye kısaca adlandırdığımız madde 7. madde. SGK 8, 9 ve ortak hükümler var diye geçiyoruz. Şimdi bunlar da ara başlıklar halinde, özet anlamında hazırlandığımız slaytlar. İşte az önceki söylediğim şeyleri 4 ana grup altında topladığımızda işte 2. 3. 4. maddeleri aldığımız alacakların yapılandırılması, yani vergisel anlamda baktığımızda işte onların içindeki konu başlıkları. Yine matrahla ilgili 3 ayrı başlık, stokla ilgili 3 ayrı başlık, varlık barışı ve diye yine ortak hükümlerle devam ediyor. Bunları zaten konuşmalar arasında geçecek. Burada tarihler var, süreler var. Şimdi yasa yayınlandı, 19.8 dedi ama orada diyor ki devam eden ayın, takip eden ayın işte 2. ayın sonuna kadar diyor başvuruları yapacaksınız. Bu genel bir ifade. İşte bu tarih neye tekabül ediyor arkadaşlar? Ekim sonu. Bunu artık biliyoruz. İlk eğitimleri verirken bunlar çok daha şeydi ama şu an hepinizin kulağında olan şeyler. Ama beklenti de bunun uzayacağı yolunda. İşte araya bayram girdi. Teknik bir takım şeyler, sıkıntılar oldu ama şimdi çözüyorlar onları. Yeri dairesinde olsun, SGK'da olsun. Dolayısıyla bu süre biraz uzayabilir. Beklenti şu an bu yönde. Ama biz kendimizi ne yapacağız? Buna göre hazırlayacağız. Borçların ilk ödeme, taksit ödeme süresi de bir ay süre. 31 Ekim'e kadar bildirimler yapılacak. Kasım sonunda da ilk taksit, yani taksitlendirme yaptıysanız 30 Kasım'da ilk taksit ödemek durumundasınız. Bununla ilgili takım koşullar var. Yani ödenmediğinde ya da gecikme olduğunda neler olacak? Bunları da şey yapacağız, da konuşacağız. Yine vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi, Danıştay'daki davalardan vazgeçme dilekçesinin vergi dersine verilme süresi 31 Ekim. Bu önemli arkadaşlar. Mutlaka yazılı, şimdiden söyleyeyim, ıslak imzalı. Mutlaka bu dilekçeye, eğer bir dava aşamasında varsa bundan vazgeçiyorsanız, bunu mutlaka ve mutlaka ıslak imza ile dilekçenizi vermek durumundasınız. SGK'nın bir ay sonrası, yani ilk ödeme tarihi 31 Aralık, evet. Matrah artırımda başvuru süresi Ekim sonu olarak görünüyor, 30 Ekim. Yine işletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da tersi durumda yine 30 Kasım buradaki tarih. Buralardaki bilanço tarihlerine baktığımızda da 31 Aralık 2015. Gerçi bir yerde geçecek herhalde. Onu da şimdiden söylemek istedim. Yurt dışındaki ya da yurt içi varlıkların milli ekonomiye kazandırılması dedik. Varlık barışı. Bunun da tarihi neymiş? 31 Aralık 2016 getirilme süresi. Burada çok ciddi avantajlar var arkadaşlar. Getirin diyor. Ne olursa olsun getirin. Getirdikten sonra tekrar götürebilirsiniz. Ama tabii kaç kişi riayet eder? Yani bu sıkıntılı ortamda kim parasını alır getirir? Şey yapamıyorum çok, hani bunu çok iyi anlatılması lazım. Belki de işin asıl şey tarafı burası. Yani borçluların içindeki ana rakamlar bence buralarda. Bunu çok iyi anlatmak gerekiyor. Belki meslek odaları, işte İTO gibi, sanayi odaları gibi oralarda işverenlerin bu anlamda bilinçlendirilmesi lazım. Çünkü çoğu zaman şeyi de bilmiyoruz. Yani işverenin ne kadar parası var yurt dışında falan, biliyor musunuz? Yani zannetmiyorum. Hani bilinse bile çok az biliniyor. Dolayısıyla onların belki bu bilinci kazanması lazım. Dediğim gibi o vergi cennetlerinin artık yavaş yavaş su yüzüne çıkacağını bilinci olması lazım ama şu anda bilmiyorum ne kadar kişi bunu fark ediyor. Odalara olan başvuru süresi 31 Ekim. Yine 30 Kasım'da da ödemeler var. İlk taksit ödemeleri var. Buraları geçiyorum. Bunlar zaten kapsam dahilinde. Şimdi kesinleşmiş olacaklar madde 2'ye baktığımızda hani dedim ya baştan iki tane tarih önemli. 19.8 kanun yürürlüğe girdiği tarih. Çünkü hep buradan yola çıkacağız arkadaşlar. Hesaplamalarda ya da bir takım şeyleri, kararını verme aşamasında hep bu tarihlere bakılacak. 19.8 itibariyle vadesi geldiği halde tamamen ya da kısmen ödenmemiş vergiler için ne yapacağız? Bunlarla ilgili vergi aslında tamamını ödüyoruz. Burada bir şey yok. Ama buna bağlı olarak
ortaya çıkan veri alacak dediğimiz kısım için ne yapıyoruz? Ana paraya bağlı yeniden bir oran belirleniyor. Yurt içi üretici fiyat endeksi. Bunların oranlarını da birazdan vereceğim. Çok daha düşük bir oranda ne yapıyoruz? Yeniden borçlarımızı yapılandırıyoruz. Yani bundan sonraki ödemelerde demek ki biz neyi alacağız artık? En çok duyacağımız şeylerden bir tanesi de bu. Yurt içi üretici fiyat endeksi. İşte buna uygun olarak, büfeye uygun olarak ne yapıyoruz? Yeniden yapılandırıyoruz. Tabii vergi aslında yanında ne var? Bunlara bağlı gecikme cezası. Siz de işte dediğim gibi diğer feri alacaklar. Yine vergi aslına bağlı cezalar var. Vergi ziyar cezaları. İşte ana para kalıyor. Bunların tahsilinden vazgeçilen kısım vergi aslına bağlı olan. Vergi aslı kalıyor. Vergi aslına bağlı olan diğer feri alacaklarla ilgili bu yeni belirlenen oran üzerinden, oranda üzerinden yapılandırmaya gidiyor. Şimdi 100 bin lira bir şeyimiz var. Çok basit bir örnek. Vadesinde ödenmemiş bir vergi borcumuz var. Bununla ilgili hani birkaç vergi ziyar cezası uygulamıyor ya. 100 bin de o var arkadaşlar. İşte 10 bin lira gecikme faizi, 15 bin lira gecikme zammı var. Burada tabii vergi aslında bir şey yapabilecek miyiz? Yapamayacağız. Ama ne gelecek burada? 100 bin lira gidecek mi? Tamamı gidecek, evet. Geri kalan kısımla ilgili de faiz. Ciddi anlamda bir şey var. Orada hesaplama yok ama burada işte 10 bin lira gibi bir şey hesaplanmış. Yani yaklaşık 125 bin lira yerine 10 bin lira gibi bir rakamla ne yapıyoruz? Kurtuluyoruz bu borçtan. Borcun vergi ziyası ya da gecikme zammından ibaret olması. Yani vergi aslında ödemişsiniz ama feri alacakları ödememişsiniz. Burada ne yapıyorsunuz? Kanun yayınlandığı tarihe kadar olan, kanun yayınlandığı tarih neydi arkadaşlar? 19 Ağustos 2016. O tarihe kadar olan borçları büfeye göre hesaplayacağız. Ondan sonraki kısım yine normal hesaplanan değer üzerinden. Bunları yaptıktan sonra vazgeçilen kısımda ne oluyor? İşte daha önce tahakkuk etmiş olan bütün o vergi cezaları, ceza ve diğer şeyler, bütün işte feri alacaklarla ilgili hepsinden vazgeçilmiş oluyor. Usulsüzlükler var. Yani usulsüzlükler durum biraz farklı. Yine vergi aslına bağlı olarak işte verilmemiş bir beyanname için kesilmiş bir usulsüzlük olabilir. Ya da gümrük idari para cezalı olabilir. İştirak kapsamında kesilmiş bir takım cezalar olabilir. Bunlarla ilgili de usulsüzlük cezalarına göre %50'sine şey yapıyorsunuz arkadaşlar. %50 kadar kısımda ödüyorsunuz bu yasa kapsamında. Geri kalan %50'den vazgeçilmiş oluyor. Ve geri kalan kısımla ilgili de yine üfeyi kullanıyoruz. Uzlaşılmış ancak ödeme şeyi gelmemiş. Yani uzlaşmaya gitmişsiniz ama henüz ödeme vadesi gelmemiş. Bu durumda ne yapacağız? 19 Ağustos tarihiyle, yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle uzlaşmasına rağmen ödeme süresi gelmemiş bir alacakla ilgili olarak vergi aslının tamamı kalıyor. Yine bu asla bağlı olarak bağlı olmayan cezaların %50'si varsa gecikme zammı yerine de ne yapıyoruz? Üfeyi kullanarak tekrar bir hesaplama yapıyoruz. Geri kalan kısımlar da zaten bizim tasarrufumuz oluyor. 100 bin lira bir ana para vergi borcumuz var. Bununla ilgili 35 bin vergi ziyar kesilmiş. 1300 lira özel usulsüzlük cezası var. 14 bin lira da gecikme zammı var. İsterseniz birlikte bakalım cevaba bakmadan. Şimdi bir vergi aslı var. Buna bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Peki vergi ziyar kalkıyor. 1300 lira ne yapıyoruz usulsüzlüğü? %50'sini alıyoruz. 14 bini de ne yapıyoruz? Üfeye göre şey yapıyoruz. Bakalım. Çok ufak bir şey yapılmış bakın. Toplamda 103 bin lira. Önceki rakam neydi? 150 bindi. Bu yeni hesaplamayla ne oldu? 103 bin lira. Yani inanılmaz bir şey var. Avantaj sağlıyor. 366 veya talep edilmiş bir borç var. Bununla ilgili olarak ama henüz ödeme vadesi gelmemiş. Şimdi yine yürürlük tarihine bakıyoruz ve diyoruz ki 376'ya göre biz bunu daha önce talep etmişiz. Ödeme süresi henüz gelmemiş. Vadesi
bundan sonraki tarih. Vergi aslında bağlı olmayan cezalarla ilgili ne yapıyoruz burada da? Yine %50'sini alıyoruz. Ve geri kalan gecikme zammı yerine de üfeğin aylık değişim oranlarına bakarak hesaplama yapıyoruz. Tabii bunlar muhtemel sistemde otomatik olarak yapılacak. Bunlar hedef olmayacak ama şöyle bir şey de yapmak lazım tabii. Hani böyle bir karara varmak için de ne yapmanız lazım? Şöyle rakamları önce bir alıp Excel'de bir hesap bakma yapmalısınız ki yani işlerine gittiğinizde işte bakın avantajı budur. Kararıyla sonuçta onlar verecekler. Çünkü bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Zaten diyor sen diyor bizim diyor müşavirimizsin diyor. Biz diyor bir yeminimiz de var diyor. Belki bu tarz şeyler de başınıza geliyor. O ana kadar varlık başında ya da işte yapılandırmayı çok destekleyen bir işveren görüntüsünde. Ama ne zaman böyle bir rakam koyuyorsunuz. Bu sefer de diyorlar ki o zaman nedir yani siz bugüne kadar bana uyarmadınız. Her şey doğru gitmiyor muydu? Gerek top aslında bize dönüyor. Zorlandığınız anlar oluyordur mutlaka değil mi? Olmuyor mu? Oluyor. Yani iki gün sonra da bu sefer ne diyecekler ama diyelim ki faydalandırmadınız. Niye haber vermediniz? Diyelim ki bir inceleme geldi. Bir şey oldu. Yani istenacıdan hani öneri şöyle olabilir. Hani yazılı yapın lütfen. Yani bir şeyleri mutlaka hani sözlük almasın. Yazılı yapın. Çünkü öyle olduğu zaman en elinizde bir ispat oluyor. Bir mail bile yazsanız aslında o anlamda sizi rahatlatacak bir olay. Bunu da teşekkür ederim. Özel usulsüzlük cezası buraya bir şey yapıyorum. İşte örnekte diyor ki 2015 yılında 770 lira mükellefe 1 Temmuz 2016 tarihinde tebliğ edilmiş. Mükellef de ne yapıyor? 31.7'de vergi dairesine başvuruyor. 376 pişmanlık talep ediyor. Vergi dairesine ne yapıyor arkadaşlar? 5.13 gibi bir rakamda ödeme yapması lazım. Ama diyor ki yasa sen diyor bunu diyor dersen diyor ben bunu yarısından da feragat edeceğim diyor. Yani burada da ciddi bir avantaj var. Yani bu rakamlarda büyüdükçe bunun biraz daha şeyi artıyor. Yani değeri artıyor. Bir de şu yine zaten tavsiyem olacak. Yani her olayı kendi özelinde inceleyin. İşte ne bileyim vergiden mi faydalanacaksınız? Bu tarz yapılandırmayı da diyeceksiniz. Her birini kendi özelinde inceleyin. İşte matrah arttırımı yapacaksanız. Çünkü her şirketin kendine özel bir durumu var. Yani birine yaptığınız şey hepsini uygulama gibi bir şey de söz konusu değil. Şimdi 2011-2015 gibi tarih konmuş ama 2011 ne kadar kişiye şey yapabilir? Zor değil mi? Çünkü neden? Zaten çok az bir zaman kaldı incelemeye. 5 yıllık süre kalkıyor. Ama şöyle bir şey olabilir. İnceleme olabilir. Hani yine ciddi bir sıkıntı belki hissediyorsunuz. Bir şey var. Yani yine de kendinizi korumak adına böyle bir şey de yapabilirsiniz. BABS formlarının verilmemesi halinde kesinlikle özel usulsüzlük cezalarına baktığımızda şimdi 36 tarihine kadar yani ne yapıyoruz biz? Beyan süremiz de bu. Yani 36 tarihine kadar verilmiş olan beyanlarla ilgili. Burada bir örnek var. Diyelim ki Mayıs ayı BABS'si. Mayıs ayı BABS'sini ne zaman veriyoruz? 30 Haziran. Peki sistemde bunun kabul ne zaman oluyor? 00'a kadar veriyorsun değil mi? Gece yarısı. Peki bunun tespiti ne zaman oluyor? Ertesi güne kalıyor. Bir, buna dikkat edin. Yani bu çok net söylenmese de bir uyarı niteliğinde. Demek ki yani 1 Temmuz'a sarktığı için bundan faydalanamayacağız gibi görünüyor. Yani süreler bu anlamda önem kazanıyor. Bir de tebliğ edilmiş olması da tabii çok önemli. Mayıs 2016 döneminden önceki dönemlere ait söz konusu bildirimlerle kesilecek cezalar kanun kapsamına girmektedir. Buradaki kesilen ya da kesinleşmiş özel usulsüzlük cezalarının arkadaşlar %50'sini. Yani bunu gördüğümüz zaman artık %50'lik bir indirimden söz edebiliriz. Yani bunu anlamış oluyoruz. Dava açılmış diyelim bir ABS ile ilgili ya da dava açma süresi geçmemiş özel usulsüzlük cezalarında ise %25'i. Eğer terkim varsa biraz daha avantajlı duruma geçiyoruz. %10'una kadar tahsili yani %10'lu kısmı ölüp geri kalan %90'ını atıyorum terkim varsa tahsilinden vazgeçiliyor. Mart 3'e baktığımızda kesinleşmemiş bir takım alacaklar oluyor. Yani şu ana kadar konuştuklarımız kesinleşmiş. Bize bildirimde bulunulmuş alacaklar üzerinden de. Ama burada kesinleşmemiş henüz. İkmaller, reysel ya da idare yapılmış tahrilatlarla ilgili.
ve gümrük dairelerine yapılmış olan bir takım tahakkuklarla ilgili. Dava açma süreniz geçmemiştir. Birinci koşul bu olabilir. Ya da uzlaşma hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmuşsunuz. Uzlaşma günü verilmemiş ya da uzlaşma günü gelmemiş. Ya da uzlaşma sağlanamamış. Ama henüz dava açma süresi, o bir aylık sürede henüz geçmemiş olan durumlarda. İlk derece yargı mahkemeleri açılmış olan davalardaki alacaklarda. İtiraz süresi geçmemiş ya da itiraz ya da temize başvurulmuş. Karar düzeltme talep süresi geçmemiş ya da karar düzeltme yolunda başvurmuş olan alacaklar için henüz kesinleşmemiş. Bakın saydığım tüm koşullar bunlara ilişkin. Bunlarla ilgili de ne yapabiliyoruz? Yapılandırmaya gidebiliyoruz. Yine bu tarih itibariyle 19 Ağustos 2016 kanunun yayınlandığı tarih itibariyle dava süresi geçmemiş ya da ilk derece mahkemesinde dava açılmış tarihatlarla ilgili, bu da madde yani yasa maddesine baktığınızda 3'e 1'e denk geliyor. Asgari ödemeye baktığımız zaman verginin %50'si, yani verginin %50'sini ödeyerek geri kalan %50'sinden ne yapabiliyoruz arkadaşlar? İmtina edebiliyoruz. Ve bunlarla ilgili gecikme fayda zamları ile ilgili olarak da yine yeni onu bir kenara atıp üfeye göre hesaplayarak yeni bir borç yapılandırma çıkıyor karşımıza. Bir örneğimiz var burada baktığımızda. Şimdi 150 bin bir ana para vergi borcumuz var. Yine burada da bakın vergi ziyağı var 150 bin. 52.500 lira gecikme faizi var. 50.120.80'de gecikme zammı var. Örnekte şunu söylüyor. Nisan 2013 tarihinde KDV önden mükellefe 150.000 TL ve KDV bir katlı vergi ziyar cezası tarih edilmiş. Ceza ihbarnamesi 21 Haziran 2016 tarihinde tebliğ edilmiş. Mükellef dava açmış. Mahkeme 19 Ağustos 2016 tarihine kadar karar vermemiş. Bakın henüz bir karar yok. Yani henüz sürüncemede olan bir dava. Topladığımızda ne kadar bir borcumuz var bu hale baktığımızda? 327.622.80 gibi bir rakam var. Burada ne yapıyoruz? Üfe'ye göre bir hesapladık, bir hesaplamalar yok. İşte ana paradan başladık değil mi burada? Biraz durum değişti. Ana paranın neydi arkadaşlar? Yarısıydı. Yani 150 bin neye düştü? 75'e düştü. Peki ziya kalktı mı ortadan? Kalktı. Geri kalan kısımla ilgili de üfeye göre hesapladık. Toplam neye gelmiş? 91.500 küsura gelmiş. Yani 300 küsur binden 91.000. Yani ciddi anlamda bir şey var. Belki bir iki örnek yapılabilir. Yani bilmiyorum, bu kadar ciddi rakamlar var mı karşınızda? Yok. Var mı? Yok. Var. Yani, bak. Onu yazın alayım ben sizden. Şimdi zaman kaybetmeyelim, tamam. Şimdi bir şey söyledim, hani arkasında duralım. Yazın alalım bunları. Şimdi dava safhasında bulunan alacaklar. Şurada bir özet tablo yaptık. Hani sizin de faydanıza gelebilecek. Bu slaytları zaten... Bir de şunu söyleyeyim. Şimdi bir kitap hazırladık. Bir rehber var sistemde biliyorsunuz. Şeyde, ismonun sayfasında. Onu biraz daha birkaç şeyle, eklemelerle bugün inşallah yetişecek. Nevzat Hocam az önce gördüm. gelecek herhalde kitap, bilmiyorum. Şeyle konuştum, Özgür'le konuştum az önce. Muhtemel yetiştirecekler yani şey çıkışına, eğitim sonuna. Oradan da bakabilirsiniz. Zaten öyle bir şey ki arkadaşlar, yani bilgi her yerde aslında. Yani kanun metni olarak baktığınızda, işte tebliğ olarak baktığınızda... elektronik ortamda her şeye ulaşma şansınız var ama tabii kanunu okumaya başladığınızda kafalar çok karışıyor. Çünkü sürekli sizi ne yapıyor? Başka kanun maddelerine yönlendiriyor. Bir süre sonra kopuyor olay değil mi? Bir cümle başlıyor, sonunda getirebiliyor musunuz? Bazen getiremiyorum. Öyle yorgunsanız hiç gelmiyor. Ve bir süre sonra kenara koyuyorsunuz o kitabı. Tabii bu tarz eğitimlerin en büyük avantajı da bu. Yani biraz daha hazırlık oluyoruz, daha böyle keyifli oluyor. Kendi adıma. Hele böyle anlatırken öğrenmesi daha da kolay oluyor. Kusuruma bakmayın, ben yaklaşık son bir haftada inanılmaz bir tempo, yönetim kurulu işte birlikte biraz daha tabii iş yükü arttı. Ama işte eğitimden de vazgeçilemiyor, yani bu çok özel bir durum. O yüzden Nezal hocamı kıramadım sağ olsun.
telefonu açtığında. Evet. Vergi aslında bağımlı olarak kesilen vergi cezalarından vergi mahkemelerinin açılan dava safhası olanlar. Şimdi bunlarla ilgili asgari ödeme şartlara baktığınızda vergi aslında tamamen ödenmiş ya da bu yasa kapsamında yapılandırılmış olması gerekiyor. Birinci koşu. Bu durumda diyor ki cezanın ya da gecikme zamlarının tamamından ne oluyoruz arkadaşlar? Güzelce kurtuluyoruz. Yani burada böyle bir avantaj yaşanıyor. Ya da asla bağlı olmaksızın, yani vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş olan takım cezalar. Bunlarla ilgili ya da vergi mahkemelerinde dava aşamasında olanlar içinde cezanın %25'i. Bu özet tablolar aslında bize çok ciddi kolaylık sağlıyor. Yani işte işletmeyle ilgili bir analiz yapıyorsunuz. Önce rakamları ya da durum, önce durumları koymak lazım. Yani bu firmanın ihtiyacı olan nedir? Böyle bir borcu var mı yok mu? Belki önce bunu tespiti gerekiyor. Ondan sonra da yasa bize ne söylüyor? Ona bakmak lazım. Daha önceden yapılandırılmış bir takım borçlarınız olabilir. Onlarla ilgili de yapabiliyorsunuz. 6111 dışında olan, işte 6552 ile örneğin yapmış olduğunuz bir yapılandırma olabilir. Onunla ilgili de tekrardan bozuk bu yasayı bulayım diyorsun. Ama lütfen orada şuna dikkat edin. Son birkaç taksiti kalmış olabilir. 2-3. Yani avantajlı durumdan çıkabilirsiniz. O yüzden onu hani kontrol edin. Yani yeni bir şey, iyi bir şey yapıyorum deyip tam tersi o borç artabilir. Onlara da dikkat edin lütfen. Yine vergi aslına bağlı olmaksızın kesilen ya da yargı tarafından terkin kararı verilmiş olan vergi cezalarında cezanın %10'u. Burada biraz daha olay daha da rahatlıyor ve %90'ından vazgeçiliyor. Vergi aslına bağlı olmaksızın kesinler de yargı tarafından tasdik kararı verilmiş olan vergi cezalarında ise tasdik, burada bir onama var artık ve burada da %50'sini sizden istiyor. %50'sinden feragat ediyor. Ya da vergi aslına bağlı olmaksızın kesinler ya da yargı tarafından verilen en son bozma kararı verilmiş olan vergi cezalarında ise cezanın %25'i, %75'inden de feragat edilmiş oluyor. Uzlaşma hükümleri var. Bu uzlaşma hükümlerinden de faydalanıp başvuruda bulunmuş olabilir ve ya da uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma günü uzlaşma noktasına karara bağlanmamış bir durumda. Dava süresi geçmemiş olan alacaklarla ilgili. Bu tutarlara yine ne yapıyoruz? Vergilerin %50'siyle kalan kısımla ilgili yine üfeyi dikkate alarak bir hesaplama yapıyoruz. Diğer kalan kısımda ne oluyor arkadaşlar? Bizim avantajımız oluyor. İştirak nedeniyle bir takım kesilmiş olan vergi ziya cezaları olabilir. Bu durumda ne yapıyoruz? Eğer dava aşamasındaysa bu tür alacak, cezanın %25'ini ödüyoruz. %75'inden feragat edilmiş oluyor. Terkin varsa, terkinde işimiz biraz daha kolay. Mükellef burada biraz daha avantajlı durumda. Terkin dediğimiz zaman olay neye dönüyor? %10'a dönüyor. Burada feragat edilen kısım %90. Yine tasdik karar verilmiş vergi cezasında. Burada tasdik edilen cezanın ana paranın %50'si, cezanın %50'si, kalan %50'sinden yine feragat ediliyor. Bozma kararı varsa biraz daha oran düşüyor. %25 gibi bir oranda yeni bir yapılandırma çıkıyor. %75'inden feragat ediliyor. Onama kararı varsa da, yani onandıysa ceza %50-50 olarak bir idaresi bunu bu şekilde yeniden yapılandırıyor. Bir takım ortak hükümler var. Bu yasaya göre diyor, ödenecek taksitlerin son ödeme tarihi tatil günde geliyorsa izleyen ikmesi ayrı. Zaten bu çok iyi bildiğimiz bir şey. Kanun kapsamında hesaplanan toplam tutar, başvuru süresinde tamamen ya da ilk taksit kanun yayınlandığı tarihten 3. aydan, yani Kasım sonundan başlamak üzere 2'şer aylık dönemlerde azami 18 eşit taksit ödenebiliyor. Yani bize hem ne getiriyor bu kanun? Taksitlendirmeye getiriyor, hem de diyor ki peşin de ödeyebilirsiniz, birazdan göreceğiz. Peşin ödemelerde de avantajımız var. Yani orada da %50'ye varan bir oranda ne yapıyor? Bize tekrardan bir indirim sağlıyor. Bu yasaya göre borçların kanun yayınlandığı tarihte ikinci en sonuna kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Genel bir şey zaten bunu en başta söyledik. Evet. Az önce ne dedik? Taksitlendirme yapabiliyoruz.
12 ay yapabiliyormuşuz, 18 ay yapabiliyoruz, 24 ay ve 36 ay. Buradaki oranlar da bu şekilde oluyor. 1.045, 1.03, 1.105 ve 150 diye gidiyor. İlk anda tespit ettiniz. Diyelim ki 18 ayda kabul gören bir anlaştınız. Yani şeyle, işverenle dedi ki ben bu sürede ödeyeceğim. Sonrasında bu süreyi kısaltabiliyorsunuz ama uzatamıyorsunuz. Yani bu hesaplamayı iyi yapmak lazım. Yani öncesinde bir karara varmak lazım. Ya 36 ayı tercih edip geniş bir zamanda ödeyeceksiniz. Ya da peşin ödeyip takım avantajlardan faydalanacaksınız. Ya da dediğim gibi 18 ayı yaptıysanız 12 ayı sonrası çekebiliyorsunuz. Ama tersi olmuyor. Efendim var. %50'ye varan bir indirim var. Peşin ödeme indirimi burada bakın buradan söylediliyor. X taksit süresi içinde tamamen ödenmesi. Burada bir tek defaten diye bir ödeme var. Yani diyelim 30 Kasım'a kadar ödemeniz gerekiyor ilk taksite. 30 Kasım'a kadar bir kere ödemiyorsunuz ama 30 Kasım'a kadar işte 3 taksit de ödüyorsunuz. Ama 30 Kasım itibariyle o borç ne oluyor arkadaşlar? Ödenmiş oluyor. O zaman ne oluyor? Diyor ki size peşin ödemiş gibi kabul ediyor. Dolayısıyla bu peşin ödeme ile ilgili olarak tekrar bir avantaj yaratıyor. 30 Kasım itibariyle ödenmesi halinde feri alacaklar yerine üfeye bağlı olarak yeni bir tutar hesaplanıyor. Ve bunlarla birlikte hesaplanan gecikme faiz falan dahil bunlar üzerinden %50 tekrar bir indirim oluyor. Evet, ortak hükümler var. Devam ediyoruz. Şimdi ortak hükümler içinde şimdi birden fazla vergi dairesinde ne olabilir arkadaşlar? Borcumuz olabilir değil mi? Bir X vergi dairesi, Bakırköy, Şişli, ne bileyim işte Maslak, üç ayrı yerde borç var. Onlar için tek bir yerden başvuru yapacak mıyız? Hayır, hepsine ayrı ayrı. Bunu bir defa bilelim. Her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuruda bulunmamız gerekiyor. Vergi dairesinden bu mevzuat gereği, vergi mevzuatı gereği alacağı bulunan borçlar için de bunları ne yapabilecekler? Mahsup yolunda açıyor. Yani mahsup talebinde de bulabilecekler. Bu da güzel bir uygulama. Kendi borçlara sınırlı olacak diyor. Yani bu özel bir şey var. Borçluların mahsup talepleri sadece kendi borçlara sınırlı olacak. Bu taleplerin yerine getirebilmesi için de başvuru ya da taksit süresi içinde değil, ilgi mevzuatı öngördüğü bilgi belgeleri tam ve eksiksiz olarak hazırlanıp verildiği durumlarda, ibraz edildiği durumlarda kabul görüyor. Hacizler var arkadaşlar. Bu hacizler nasıl kalkacak? Değil mi? Hep bizim başındadır. Var mı böyle bir kelefiniz? Sıkıntıda olan. Olmaz mı değil mi? Mutlaka vardır. Bu kanuna göre diyor, bu alacaklara tatbik edilen hacizlerin yapılan ödemeler nispetinde kalkacağı. İşte %10'da ödediyseniz %10'luk kadar kısmından haciz kalkıyor. İşte kısmen bu hesaplamalar yapılıyor. Ve bu tutarları isabet eden, bu oranları isabet eden kısımlarla ilgili de teminatlarında iadesi söz konusu. Yine bu yasaya göre taksitlendirilen borçlarla ilgili vergi borçları olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde borç fakturası verecek mi? Verilecek. Bu da güzel değil mi arkadaşlar? Bu da çok büyük bir sıkıntı. Gerçekten yani işletmeler nakit anlamında çok çok sıkıntılar. Mutlaka hepiniz bunu yaşıyorsunuz. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Bu kadar indirim var ama yine bu ödenebilecek mi sizce? Hayır değil mi? Bana da öyle geliyor. Değil mi? O 6111'lerde muhtemel 3 sene sonra hocam tekrar gelir mi bir yasa? Kesin. Yalçın bir başına ümitleniyor. Dua etti burada ama. Bence duaları kabul olunca. Yani evet. 3 yıl. Son 16 yılda 4 tane 16 yıl mı dedi? Babamın civarında hesaplamasını yaptılar. 14. Bundan 4 tane olmuş. 4 oldu değil mi? 2002-2016. Evet. 4 tane. Yani ortalama ne oluyor? 3 yılda bir mi? 2 yıl, 2 buçuk, 3 yılda bir vergi affı geliyor. Tabii bizim yaptığımız işlerde çok oluyor. Bir süre sonra belki biz de diyeceğiz ki mükellefi biraz bekle. Yani bunu diyen insanlar maalesef. Ben yıllar önce çok ufak bir şey anlatayım böyle arka arka olunca da şey oluyor. Bir tane ofisim vardı Şişli'de ilk dönemlerde. Bir tane müdür pozisyonunda birini aldık. Şirketti orası. Madem şahane şirketiydi.
güvendik adamcağı, ne bileyim, referansla geldi. İşte işlerin kısmını pas ettik falan. Ben de o arada işte yakın çevremden çok böyle mal varlığı olan bir kişinin şeyini verdiler bana. Çok güveniyorlar. Yıllarca yanlarında çalışmış falan. Bağımlı döneminden geliyorum. Paraları bana getiriyorlar. O zaman böyle bankacılık falan yok. Ben de getiriyorum. İşte o X kişilerini sayıyorum. Diyorum git ver gidersin. Tamam diyor bana. Hepsini alıyor. Bu ara evlendi. İşte araba aldı. Ofis benim ofis kira falan vermiyor. Hesap getiriyor. Onu da getirmiyor. Ama hayatı inanılmaz şey oldu böyle. Güzelleşti. Ya, ve bizi istemiyor ofiste. Neredeyse kapıdan almayacak. Bir gariplik hissediyorum ama ondan sonra şeyi fark ettim yani zimmetine geçirdiğim parayı. Dedim nasıl yaptın? Yani ya benim adıma yapıyorsun bu işi. Bu insanlar gelip bir yazı gitse evlerine bir şey olsa yıllar süren bir hukuk var ve bunu sen şey yapıyorsun yani heba diyeceksin. Bana şunu söyledi. Nasıl olsa af çıkacak dedi. Ve çıktı o af. Ben de onu yapılandıracağım dedi ve yaptı da kurtardı. Yani şimdi bakıyorum hangisi doğru acaba? Yani çok acı bir şey ama ve ben o dönem saçımı falan döktüm ya. O kadar üzüldüm ki. Hayır itibar benim itibarım o. O tabii ki yok. Yani hani derler ya ben o güne kadar kimse o kadar kızmamıştım öyle diyeyim. Hani erkeğe hani inanın ona erkek olmayı çok istedim. Çünkü onu canım dövmek istedim. Öyle diyeyim. Dolayısıyla hani bazen maalesef işte kötü niyet mi diyeyim artık ne diyeyim. Demek o zamanlarda bu dediğim süre 15 seneden önceydi. Evet. Evet. İşte bu yasalar hep çıktığında benim aklıma o olay geliyor. Çok acı, kötü bir örnek ama maalesef durum böyle. Ama biz bunlardan olmayalım değil mi? Biz böyle değiliz kesinlikle. Artık zaten para almıyoruz. Alıyor musunuz para içeriden? Hayır. Vergiler ödemek için. Eskiden bir mahsup şey vardı. Mahsup bile verilmiyordu. Paralar alınıyordu. Tamamen şeyin eline kalan. Sonra yıllar sonra işveren yanıp yıkılıyor. Sürekli acizler giriyor. Bilmem adamcağızın haberi yok. Artık bunlar olmuyor tabii. Sözleşmelere yapılandırmalar hariç. Aslında yapılandırmalar da az önce bir arkadaşımız dedi. Para alacak mıyız? Senem mi dedi? Alan var mı? Ha bir de şey duruma düşüyoruz ama zaten sıkıntı oluyor değil mi? Ben siz beni söyleyin bir de uyarın bir ara vereceğim bir çay arası. Eğer şey yaptıysanız vereyim mi? Yok soru cevabı daha çok var. İsterseniz bir ara verelim. Bir çay için. Şöyle bir